Güzel bir soru. Onu sona sakladım. Süleyman Soylu diyorlar. Ne oldu? Düello bekliyorduk. Bakanlıktan gittikten sonra olay bitti mi diyorlar. Ya bakın şöyle, Süleyman Soylu Antalya'da bir konuşmasında bana hakaret etmiş. Göç İdaresi'nin konuşmasında. Ve bu bana mecliste, parlamentoda soruldu. Benim de hakaretten haberim yoktu. Gazeteciler duymuşlar. Aynı gün çünkü oluyor hadise. Okudum, gerçekten çok ağır hakaret. Mahkemeye gittim. Mahkeme beraat verdi. Şimdi ben bunu o hakime söylesem hakim beni içeri atar. Ben hakimlere de biraz vicdan abi. Bu sana söylense ne yaparsın? Ya sen siyasetçisin. Tamam, ben siyasetçiyim. Onun için siyasetçi daha fazla eleştirilmeyi kabul eder. Ama hakaret edemezsin sen bana. Hem de bakan konumundaki. Sonra çıktı bir televizyon programında. Tekrar hakaret etti. Çok ağır. Onun üzerine ben de çıktım. Bir basın toplantısı yaptım hemen. Bir saat sonra. Buradan bütün Zafer Partililere de Soylu'nun bu soysuz açıklamasına hakaretle cevap vermelerini istemiyorum. Bu ağır hakarete sükunetle cevap veririm. Ancak burada Soylu'nun yapmış olduğu hakaret benim sadece şahsımla ilgili değil, çok daha ağır ve doğrudan Soros çocuğu, operasyon çocuğu diyerek ailevi bir boyutu kapsıyor. Ben yarın Zafer Partisi Genel Başkanı olmanın dışında Ümit Özdağ olarak tek başıma İçişleri Bakanlığı'nın önüne gideceğim. Tek başıma. Silahsız. Süleyman Soylu'ya buradan sesleniyorum. Süleyman, zerre kadar erkeklik onurun varsa saat 11'de beni kapının önünde bekle. Senin peşime takmış olduğun ve Ankara'da birçok insanın peşine takmış olduğun operasyon çeteleri beni hiçbir zaman ürkütmedi. Seni yarın İçişleri Bakanlığı'nın önünde bulacağım oğlum. O zaman göreceğiz. Kim Soros'un çocuğu, kim operasyonun çocuğu. Saat 11'de erkek sen orada bekle. Dedim ki geliyorum. Silahsız geliyorum dedim. Bakın samimi söylüyorum. Eğer İçişleri Bakanlığı'nın önüne çıkıp tek başına meydan okusaydı ben de oraya kadar yürüyebilseydim döverdim. Bak döverdim. Kusura. Tamam. Onun için gittim zaten yani. Arkasına saklanıp beni burada durdurma. Nazım. Ben geliyorum. Hadi kapının önüne çık. Süleyman kapının önüne gel. Korkak herif. Kapının önüne gel. Televizyona çıkıp küfretmek. Benim aileme küfretmek senin haddine mi? Hadi gel bakayım oraya. Sen... Kimse benim anneme küfredemez. Bak kimse benim anneme küfremez. Benim annem avukat 84 yaşında. İki, kardeşim sizin elinizde devletin bütün belgeleri var. Soros çocuğu diyor. Soros Suriyeliler Türkiye'de kalsın diyor. Suriyelilerin Türkiye'de kalması için çalışan, bak sesim gitti, yıllar, aylardan beri konuşuyorum böyle. Ben çıkması için çalışıyorum. Soros'un projesinin gerçekleştirilmesinden sorumlu da Süleyman'ın kendisi. Ha. Ne yapabilirdi? Şunu yapabilirdi. Ya da çıkardı kahve. Derdi ki ya Ümit Bey kusura bakmayın böyle hani buyurun bir kahve içelim. Bunu yapmak için adam olmak gerekir. Bunu yapmadı. Mesele de kapandı. Evet, noktayı koyalım. Keyifli bir söyleşi oldu. Zaten hep öyle oluyor. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. Bakalım, açıkçası benim şu ana kadar duyduklarımda iki partinin yükselişte olduğu söyleniyor. Birisi siz, birisi Yeniden Refah Partisi. Herhalde siz de bunu görüyorsunuz. Ama en önemli olayın da İstanbul olacağı kesin. İstanbul'dan sonra eğer İstanbul'u Erdoğan tekrar alırsa başka bir şey olacak. Ekrem İmamoğlu tekrar kazanırsa başka bir şey olacak. Ama siz her halükarda 2028'den önce bir seçim bekliyorsunuz. Bekliyoruz. Evet. Ve biz de sizin o seçimde Cumhurbaşkanı adayı olmanızı bekliyoruz. Öyle mi oluyor? Yani evet, yetkili kurullar... Derse evet. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Evet, Zafer Partisi Genel Başkanı Profesör Ümit Özdağ'la konuştuk. Sizlerin sorularınızı da ilettik.
güzel bir söyleşi oldu. Kendisine çok teşekkürler. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.